Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurmay yayınları fenomen A serisi veri analizi test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlarım. Bir matematik öğretmeni bir otobüste seyahat eden yolcular mesleklerini gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden Aslı bu yolcuların mesleklerinden 3'ünün sayısını gösteren sütun grafiği, Merve ise tüm yolcuların meslek dağılımını gösteren daire grafiği çizmiştir. Buna göre bu otobüste mesleği mimar olan, gerçekten bizden mimar olan en az kaç kişi vardır diye soruyor. Gençler bakın, dikkat edersek burada sütun grafiğinde doktor, öğretmen ve esnaf var. Bunlar sevgili gençler daire grafiğindeki diğer meslek gruplarına giriyor. Öncelikle gençler şu diğer meslek gruplarının merkez açısını bulalım. Buradaki dereceleri toplayacağım ve 360'tan çıkaracağım. Şöyle 20, 30 ve 40'ı toplayalım. Bunların toplamı 90 derece. 360'tan 90 dereceyi çıkartırsam diğer meslek gruplarına 270 derece kaldı. Burası 270 derece. Şimdi gençler bu 270 derece sütun grafiğinde gösterilen doktor, öğretmen ve esnaf sayısı. Hadi bunların sayıları bakın. Doktor 4 tane, öğretmen 8 tane, esnaf 15 tane. Bunları toplayalım. 15 artı 8 artı 4. Bunların toplamı sevgili gençler 27. Yani şu diğer meslekler 27 kişi. Artık orantımızı kurabiliriz. 270 derecesi 27 kişi ise bizden istenilen mimarım gençler merkez açısı 30 dereceydi. Bakın 30 derecesi x kişidir diyoruz. Gençler dikkat edersek burada doğru orantı olduğu için kat da görebiliriz. 27 270'in 10'da 1'idir. Hadi 30'u 10'a bölersem 10'da 1'ini bulursak gençler sorumuzun yanıtını bulmuş oluruz. 30'u 10'a bölüyorum ve 3 kişi mimardır diyoruz. Evet, 3 yanıtını da boru seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, ikinci sorumuzla dersimize devam edelim. Evet, bir matematik öğretmeni bir otobüste seyahat eden yolcuların mesleklerini gösteren bir tabloları hazırlamış ve öğrencilerin bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğini göstermeleri istenmiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden çiğiden bu yolcular mesleklerinin 3'ünün sayısını gösteren sütun grafiği Derya'da gençler daire grafiği çizmiştir. Buna göre bu meslekte, bu otobüste mesleği mimar veya mühendis olan toplam en az kaç kişi vardır diyor. Gençler şuradaki diğer meslekleri yine bakın merkez açısını bulmamız gerekir diyerek sorumuzu çözmeye başlayalım. Buradaki diğer meslekler buradaki doktor, öğretmen ve esnaftan oluşuyor. 10, 24 ve 46'yı toplayacağım. Şöyle yazarım. 46, 24 ve 10'u toplarsam 46, 24 daha 70, 10 daha 80. 80 derece. Daire grafiğinin tamamı 360 dereceydi. 360'dan 80 dereceyi çıkartırsam gençler geriye 280 derecemiz kalır. Bakın burası 280 derece. 280 derece gençler buradaki doktor, öğretmen ve esnafın merkez açısı. O halde bunların sayısını da bulalım. 15 esnaf var. 8 öğretmen, 5 tane doktor var. Bunları toplarsam da 28 kişi olduğunu görüyorum. Bakın burası aynı zamanda 28 kişi. Peki gençler, benden istediğim 280'de 28 ise, bakın orantımızı kuralım. 280 derecesi 28 kişiye denk geliyorsa, mimar ve mühendislerin toplamını istedi gençler. İkisinin toplamı da 70 dereceydi. O halde 70 derece x kişiye denk gelir diyoruz. Gençler yine doğru orantı olarak düşünürsem 280'in 10'da 1'i 28 derecedir. O halde 70'i 10'a bölerek x'in değerini bulacağım. 70 bölü 10'dan 7 kişi gençler mimar ve mühendistir diyoruz. Toplamda bu da Bolu seçeneğine doğru yanıt olur deriz. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim.
Aşağıda gömlek üretimi yapan bir firmaya ait 4 farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairsel grafikte ve bu fabrikalarda Eylül ayı boyunca üretilen toplam gömlek sayısı ise bütün grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi iki ildeki fabrikada işçi üretimi, işçi başına düşen gömlek sayısı birbirine eşittir diyor. Gençler, öncelikle şu Bursa'nın merkez sesini bularak sorumuzu çözmeye başlayalım. 90 derece 100 ve 130 topluyorum. 100, 130 ve 90'ı toplarsak gençler 130, 90 daha 220, 100 daha 320 derece. Daire grafiğinin tamamı 360 dereceydi. 360'tan 320'yi çıkartırsam, evet, Bursa'yı gösteren gençler merkez açı 40 derecedir. Sevgili gençler, burada işçi sayısı dediği için zaten benden de aslında oran istediği için şöyle düşünelim. Bu işçi sayıları merkez açı kadar olsun. Yani Adana'da 100 kişi olsun. Evet, merkez açıyla doğru orantılı düşünelim. Maraş'ta gençler 90 kişi. Bursa'da 40 kişi olsun. Antep'te de 130 kişi çalıştığını düşünelim. İşlem kolaylığı olsun diye gençler, bakın burada 1000 yazıyor ama ben bunu da 4000 yerine 4 diye düşüneceğim. 2 diye, 3 diye ve 5 diye düşüneceğim. Peki oranı bulurken sevgili gençler ne yapacağız? Gömlek sayısını, işçi sayısını oranlayacağız. O halde Gaziantep'le başlıyorum. Gaziantep'te gençler 4 tane gömlek üretiliyor. Kaç kişi üretiyor peki bu 4 gömleği? Gaziantep'te bakın gençler 130 kişi çalışıyordu, öyle düşünmüştük. 4 bölü 130 diyorum. Devam edelim, Bursa'ya geçelim. Bursa'da 2 gömlek üretiliyor ve bunu da 40 kişi üretiyor gibi düşünelim. Yani 2 bölü 40. İstersek bunu da sağa değiştirsem 1 bölü 20'dir. Kahramanmaraş'a baktığımız zaman şöyle Maraş yazarım gençler. 3 gömlek üretiliyor ve burada da 90 kişi var. Yani 3 bölü 90 dersek sağa değiştirsek 1 bölü 30'a eşittir. Son olarak da Adana diyorum. Adana'da gençler 5 gömlek üretiliyor ve bunu da 100 kişi üretiyor. 5 bölü 100. 5 bölü 100 sadeleştirirse gençler bakın 1 bölü 20 olur. Bizden eşit olanları istemişti. Gördüğünüz gibi gençler bakın 1 bölü 20 ile Bursa ve Adana birbirine eşittir. Bursa Adana. Evet, nerede gençler? Bursa ve Adana. Evet, Ceyhan seçeneğinde Bursa ve Adana seçeneğini görüyorum. Ve C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet, dördüncü soruda yine az önceki sorumuza benzer bir sorumuz gençler. Aşağıda gömlek üretimi yapan bir firmaya ait 4 ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairsel grafikte ve bu fabrikalarda Eylül ayı boyunca üretilen gömlek sayısı da sütun grafiğine gösterilmiştir. Buna göre hangi iki ildeki fabrikada işçi başına üretilen gömlek sayısı birbirine eşittir diyor. Sevgili gençler, yine öncelikle Gaziantep'in merkez açısını bularak başlayalım sorumuza. 100, 200, 285. 360 derece, bak bunların toplamı 285 oldu. 360'tan 285'i çıkartırsam 75 derece kalır Gaziantep'e diyoruz. Gençler, az önce söylediğim gibi bir oran istediği için gençler bunları mesela Antep'te 75 derece değil de 75 kişi gibi düşüneceğim. Bursa'da 100 kişi gibi düşüneceğiz. Az önce söylediğimiz mantığı bir önceki soruda ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Burada da 1000 görmeyelim gençler. Direkt sayıları alalım ve Adana ile sorumuza başlayalım. Adana'da gençler 2 gömleği, bakın Adana'nın merkez açısı neydi? 85'ti. 2 gömleği 85 kişi üretiyor. Yani 2 bölü 85'tir. Devam ediyorum, Antep. Gaziantep diyoruz gençler. 3 gömleği Antep'in merkez açısı 75. 3 bölü 75 diyelim. Bursa gençler 4 gömlek. Ve bu da arkadaşlar 100 derece. Son olarak da Maraş diyorum 5 gömleği gençler 100 kişi üretiyor. Gençler, şu Antep ve Bursa'yı sadeleştirecek olursam bakın burası 3'e bölersem 1 bölü 25. Bakın bunu da 25 ile saat 4'e bölersek bunu da 21 bölü 25 olduğunu görüyorum.
Maraş'ta gençte 1 bölü 20. Bizden eşit olanları istemişti. Gördüğünüz gibi 1 bölü 25 ile Bursa ve Antep'te evet, işçi başına üretilen gömlek sayısı birbirine eşittir. Bursa, Antep, Denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet gençler, şöyle 5. soruyla devam edelim. Bir firmanın 2019 yılında sattığı uçlu kalemlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik yanda verilmiştir. Bu firma 2020 yılında, 2019 yılında ürettiği, sattığı gençler uçlu kalemlerin sayısı kadar üretmiş. Ancak ürettiği aynı renkli kalemlerin %10'unu satamamıştır. Gerçi %10'unu satamadıysa %90'ını satmış diyelim. Bizden de bu sattığı gençler kalemlerin daire grafiğinde gösterilmesini istiyor. Hadi bakalım gençler. Buna göre bu firmanın 2020 yılında sattığı, yani bu %90'ı uçlu kalemlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği hangisidir diye soruyor. Gençler pembe kalemle başlayalım. Bakın burada 60 olarak göreceğim. 1000'i görmeyebiliriz gençler. Oran olduğu için 1000'i iptal ederek sorumuzu çözebiliriz. Şöyle pembe diyorum. Pembe gençler 60 tane kalem ürettim. Bunun %90'ını sattığı için 60'ın önce %90'ını bulalım. Şöyle sıfırları sadeleştirdim. 6 kere 9'dan 54 tane gençler kalem satmış. Bizden satılanların daire grafiğini istiyor. Daha sonra siyaha geçiyorum. Siyahtan gençler 90 tane üretmiş. Bunu da yine %90'ını sattı. Bunu da %90'ını bulmak için 90 bölü 100'e çarparsam 9 kere 9 81. Kırmızı kalem gençler 10 tane. Onun %90'ı şöyle sıfırlar gider 9 kalem satılmıştır. Beyaz kalem de 80 taneydi. %80'in %90'ı da sıfırları sadeleştirdim. 8 kere 9 72 tane kalem satıldı. Gençler o halde bize bu satılanların toplamı lazım. Bakın şöyle toplayacak olursam bunların toplamı gençler 216 derece oldu. 216 tane oldu, özür dilerim. Ve bunların tamamını gençler daire grafiğinde gösterecek olursak daire grafiğinin tamamına 360 derece diyordum. Bakın 360 derecesi toplam kalem sayısı 216 ise. 216 kalemse diyelim. Gençler buradan şöyle sadeleştirecek olursak arkadaşlar daha rahat işlem yaparız. Veya ayrı ayrı gençler burada oran bulmamız gerekiyor. 360 ile 216'yı 36'ya bölersem gençler 10 derece. 36'ya böldüğümü düşünürsem 6 kalem olur. Demek ki 10 derece 6 kalem gibi düşüneceğiz. Hatta bir daha sadeleştireyim. 2'ye böleyim. 5 derecesi 3 kalem. 5 derece 3 kaleme eşittir. Gençler 5 derece 3 kalemse pembe 54 kalemdi. O halde 54'ü 3'e bölersem gençler, yani 54'ün içinde kaç tane 3 var gibi düşünelim. Veya şöyle de yapabiliriz gençler, bakın 54 kalemi buraya yazarım. Buraya x derece diyerek buradan kat görmeye çalışırız. Bakın buradan gençler 18 kat var. O halde 5'i 18 ile çarparsam evet, 90 derece olur sevgili gençler. Pembenin merkez açısı. Pembe 90 derece olacak. Bakın bu şekilde görebiliriz. Veya diğer türlü de göstereyim arkadaşlar. Artık bunu tamamen size kalmış diyeceğim. 5 derece 3 kalemse siyah gençler 81 kalemdi. Şöyle siyah diyeceğim. 81'i önce 3'e bölüyorum. 27 olur. 27'yi de 5 ile çarparsam merkez açısını elde ederim. 27 çarpı 5'ten 135 derecedir. Kırmızıya geçtik gençler. Kırmızıdan 9 tane. 9'u önce 3'e bölersem kaç tane 3 var gençler? Bunu buluyorum. 3 tane. 3'ü de 5 dereceyle çarparsam bunun da merkez açısı 15 derece. Son olarak beyaza bakalım. Beyaz 72 kalem vardı. Bunu 3'e bölersek 24 olur. 24'te de gençler
5'i çarparsam 120 derece olur. Beyazın da merkez açısı. Cevap şıklarına baktığımız zaman gençler beyazdan başlayalım. Bakın B seçeneğinde gençler beyaz 140 derece. Bundan dolayı B seçeneğini eliyorum. Kırmızıya geldiğimiz zaman gençler kırmızı 15 derece. Kırmızı 15 derece bakın Denizli'de kırmızı 20 derece eliyorum. Siyah gençler 135 derece. Siyah bir dursun. Pembe de 90 dereceydi. Pembenin 90 derece gençler. Bakın pembe burada 90 derece. Pembe Ceyhan'da gençler 80 derece. Eliyorum. Bakın burada A seçeneği de sorumuzun yanıtı olur diyorum. Evet şöyle 6. sorumuzla devam edelim. Evet, bir firmanın 2019 yılında sattığı uçlu kalemlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik yanda verilmiştir. Bu firma 2020 yılında 2019 yılında sattığı uçlu kalemlerin sayısı kadar üretmiş ancak her ürettiği aynı renkli kalemlerin %20'sini satamamıştır. Buna göre bu firmanın 2020 yılında sattığı uçlu kalemlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiğini istiyor. Gerçi %20 satamadıysa %80'i satılmıştır. Evet burada %80'i bulmaya çalışacağız. O halde arkadaşlar öncelikle bize verilen satıştaki kalem sayılarının %80'ini bulalım. Pembe ile başlıyorum. Şöyle pembeyi P ile göstereyim. 60'ın %80'i. Sıfırlar giderse 6 kere 8'den 48 gençler. Şöyle yanına boşluk bırakacağım. Daha sonra beyaza bakıyorum. 90'ın %80'i. Sıfırlar sadeleşirse 9 kere 8 72 tane. Kırmızı gençler 50 tane. Bunun %80'i. Sıfırlar sadeleştirin 5 kere 8 40 tane. Son olarak siyaha bakıyorum. 100'ün gençler %80'i. Yüzler birbirini götürüyor. Burada 80 tane gençler. Arkadaşlar bunların toplamına baktığım zaman toplam kalem sayısı 240 tane. Ve bunun 360 derecesi gençler 240'a eşitsin. Bakın burada sadeleştirelim isterseniz gençler 120'ye bölüyorum. 120'ye bölersem 3 derecesi 120'ye böldüm 2 tane gençler. 3 derecesi 2 tane kaleme eşit. O halde şöyle gençler daha pratik yoldan sırasıyla bulalım. Şimdi pembeden 48 kalem var. O halde kaç tane 2 var gençler? 48'i önce 2'ye bölerim. 24 olur. 24'ü de 3 ile çarparsam evet, pembenin merkez açısı 72 derecedir derim. Beyazdan gençler 72 tane var. 72'yi 2'ye böleceğim. 36 tane. 36'yı 3 ile çarpıyorum. Bunun da merkez açısı 108 derece. 40'ı sevgili gençler önce 2'ye bölelim. 20 tane. 20'yi 3 ile çarparsam bu da 60 derece. Son olarak gençler 80'i 2'ye bölersem 40 tane yapar. 40'ı da 3 ile çarparsak siyahın merkez açısı 120 derecedir deriz. Seçenekleri gençler sırasıyla elemeye çalışalım. Pembeye baktığımız zaman gençler pembenin bütün renkleri var. Pembe 72 dereceydi. Bakın B seçeneğinde şöyle farklı bir kalemle göstereyim. B seçeneğinde 60 var. B seçeneğe gider. Kırmızı gençler gözükmüyor derece olarak. O halde diğerlere bakayım. Beyaz 108 derece. Gençler bakın beyaz 108 üçünde. Evet beyaz da eleyemedik. Siyah 120 derece. Siyahın gençler bakın 120 derece olmadığı. C'de 140. A'da da 135. Evet gençler bakın Denizli seçeneği kaldı. 120, 108 ve 72. Zaten kırmızıya da tek seçenek kalır. Ve Denizli seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet 7. soruya geçelim. Aşağıdaki daire grafiğini bir kitapçıdaki romanların türlerine göre sayıların dağılımı, sütun grafiğinde ise tarih romanlarının uygun yaş aralıklarına göre sayıları verilmiştir.
Buna göre bu kitapçıdaki bilim kurgu roman türündeki roman sayısı kaçtır? Gerçi öncelikle şu tarihin merkez açısını bulacak olursam. 140, 70 ve 50'yi topluyorum. Bunların toplamı 260 yaptı. 360 dereceden 260'ı çıkartırsam tarihin merkez açısı 100 derece. Gerçi bakın 100 derecenin açılımı aslında burada kitap sayısı olarak burada gözüküyor. Kitapların sayısına baktığımız zaman 24, 19 ve 7'yi toplarsak gençler 50 kitap var. Şimdi gençler orantımızı kurabiliriz. Bakın 100 derece 50 kitapsa bilim kurgunun gençler merkez açısı 140 derece. 140 derece X kitap diyorum. Gençler bakın burada 50 100'ün yarısı. Yani ya 2'de 1 gençler. O halde ben bunu 2'ye bölersem X'in değeri 140 bölü 2'den 70 kitap olur gençler bilim kurgu türünde ve Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Evet, aşağıdaki daire grafiğinde bir kitapçıdaki romanların türlerine göre sayıların dağılımı, sütun grafiğinde ise tarihi romanların uygun yaş grup aralıklarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre bu kitapçıdaki bilim kurgu türündeki roman sayısı kaçtır diyor. Gerçi yine öncelikle tarihi merkez açısına bakalım. 140, 80 ve 40'ı topluyorum. Evet, 8, 12, 16 elde var 1, 1, 1 de elde 2. 260 derece, 360'tan 260'ı çıkartırsam. Evet, 100 derece gençler tarihin merkez açısı. 100 derece, bakın tarih kitapların sayısı gençler burada gözüküyor. Bunların sayısına bakalım. 25, 20 ve 15'i toplarsam 25, 40, 60 gençler. O halde 100 derecesi 60 kitapsa bizden istediği bilim kurgu gençler 140 derecelik daire açısına sahip. Buna x kitap diyeceğim. Gençler şöyle içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 100x eşittir 140 çarpı 60 olur. Buradan her iki tarafı yüzle sadeleştirelim. Yüzler gitti, x kaldı. Gençler şöyle sıfırları atarsam 14 çarpı 6, 84 tane sevgili gençler bilim kurgu türünde kitap vardır. Ve C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.